İki hafta önce deepfake ile ilgili Google Colab üzerinden çalışan ücretsiz bir uygulama göstermişti. Her ne kadar kod yazmasak da kod bazlı arayüzü olduğu için biraz karışık geldi sanırım. Geçen hafta kendi bilgisayarımıza kurabildiğimiz, tek bir uygulama üzerinden bütün yapay zeka araçlarını kullanabildiğimiz Pinocchio uygulamasını anlatmıştım. Bu uygulamada kendi bilgisayarınızın gücüne ihtiyaç duyduğu için güçlü olmayan bilgisayarlarda sanırım bazı problemler oldu. Bunun yanında bazı kullanıcılarda güven problemi oluştu. Hani bilmediğim bir yazılımı bilgisayarıma kurmak istemiyorum gibi. Ama bu yazılım açık kaynak kodlu kültüründe olduğu için ben güvenmiştim. Güvenmeyenlere de saygı duyuyorum. Sonra telefonumuzda kullanamıyoruz bu uygulamayı gibi yorumlar gelmişti. Bugün bilgisayarımıza herhangi bir yazılım kurmadığımız, herhangi bir kod kullanmadığımız ve bir kod arayüzü olmayan bir platformdan bahsedeceğim. Yine ücretsiz ve hemen hemen tüm yapay zeka araçlarını tek bir yerden kullanabileceksiniz. Bunların hepsini yine telefonunuzun tarayıcısından da yapabilirsiniz. Yine çok uzattım, fırça yiyeceğim yorumlarda. Hemen başlıyoruz. Platformun adı Hugging Face. Huggingface.co adresine tarayıcı üzerinden giriş yapabilirsiniz. Hugging Face için en özet haliyle bir yapay zeka laboratuvarı diyebilirim. Normalde bir yapay zeka modelini eğitmek çok masraflı ve zaman istiyor. Ama Hugging Face'in içerisinde bir sürü yapay zeka modeli var ve bunların ince ayarlarını yaparak kendi yapay zeka uygulamalarınızı da kullanabiliyorsunuz. Yine Hugging Face üzerinde uygulamalarınızın testini yaparak başka insanların kullanımını açabiliyorsunuz. Bugün biz başka kullanıcılar tarafından kullanıma açılmış uygulamaları kullanan insanlar olacağız. İleride belki biz de kendi yapay zeka uygulamalarımızı yaparak Hugging Face'ten yayınlarız. Yayınlama deyince Hugging Face Space alanına gelebiliriz. Burada gördüğünüz gibi binlerce yapay zeka uygulaması var. İstediğinizi seçip tarayıcı üzerinden direkt kullanmaya başlayabilirsiniz. Cep telefonunuzdan bile kullanabilirsiniz. Geçen hafta anlattığım Pinocchio uygulamasından farklı olarak Hugging Face kendi CPU'larını kullandırıyor ve tamamen ücretsiz. Buradaki menüden sıralamayı değiştirebilirsiniz. Trendler, en çok beğenilenler, en son oluşturulanlar, en son güncellenenler gibi. En çok beğenilenler olarak sıraladım. Stable Diffusion görsel oluşturma, başka müzikler yaratma, Hugging GPT, Illusion Diffusion gibi birçok yapay zeka uygulaması var. Bir tanesini deneyelim. Stable Diffusion Web UI'ya tıklıyorum ve direkt tarayıcı da açılıyor. Şöyle standart hep kullandığım promptumu yapıştırıyorum. Bunu hep aynı kullanıyorum çünkü böylelikle hızlıca yapay zekalar arasındaki farkı rahatlıkla görebiliyorum. Mutfakta yemek yaparken kulaklıkta müzik dinleyen bir kız. Bunu pozitif prompt bölümüne girdim. Standart kullandığım negatif promptum da var. İşte düşük kalite olmasın, bazı modellerin hala çok zorlandığı insan eli, parmaklar düzgün olsun diye eksik parmak, ekstra parmak promptlarını da girdim. Oluştur diyorum. Evet, oluşuyor. Harika. Biraz anime gibi yaptı ama oldu. Güzel oldu. Basitçe yapmış oldum. Bing Image Creator, Dolly, Midjourney gibi ücretli veya limitli değil. İstediğiniz kadar üretebilirsiniz. Vakit buldukça üretin bence. Bu prompt konusunda hepimizin uzman olması lazım. Metrobüste giderken bile rahatlıkla prompt girip görsel üretebilirsiniz. Evet, Space'e dönüyorum. Gördüğünüz gibi çok var ama buradan seçmeyeceğim. Benim kendi araştırmalarımda denk geldiğim ama henüz çok like almamış çok başarılı uygulamalar var. Onlar üzerinden gidelim. Videonun açıklama kısmına linklerini bırakacağım. İlki Laura the Explorer. Klasik, yine bizim için prompt girerek görseller üretmemizi sağlayan bir yapay zeka uygulaması. Ama bunun farkı stilleri önden seçebiliyorsunuz. Şuradan karışık veya en çok beğenilenler gibi sıralamayı değiştirebilirsiniz. Önce stilimi seçiyorum. Mesela Lego Brick Hat. Sonra kopyaladığım promptumu yapıştırıyorum. Osmanlı İmparatorluğu döneminde bir Osmanlı subayı yazdığım prompt. Run diyorum. Evet geldi ama kötü oldu. Tam hayal ettiğim gibi değil. Şunu deneyeyim. 2004 Bad Digital Photography. Tıkladım. Promptumu yapıştırıyorum. Sonra run. Güzel. Havalı oldu. 2004 kötü teknoloji fotoğrafı, flash patlamış yüze. Açıkçası o dönem kıyafetleri hakkında bilgim yok ama sonuç güzel görünüyor. Sizlerden birileri mutlaka yorumlayacaktır bu kıyafetler böyle değil veya böyle diye. Şunu deneyelim. Otomatik olarak eklemedi. Promptumu yapıştırıp stili ben kendim yazayım. Crayon, style, run diyorum. Böyle bir çocuğun yaptığı resim gibi yapacak. Bakalım. Harika oldu ya, çok güzel. Kendim çizmiş kadar seviniyorum böyle sonuçlarla karşılaştığımda. Başka ne olabilir? 3D render style, promptumu yapıştırdım, çalıştırıyorum. Bakalım nasıl olacak. Wow, piksel karakterine benzedi. Güzel oldu bu da. Şunu deneyeyim, voxel style. Promptumu yapıştırıyorum, çalıştırıyorum. Çok güzel, Lego gibi oldu bu da. Şu cyborg style'ı deneyeyim.
Güzel, Cyborg'u göremedik ama portre olarak güzel. Şunu merak ediyorum. IKEA Instruction'da deneyelim. Stil gelmedi. Prompt'umu yapıştırıyorum. Ben yazıyorum. IKEA Instruction. Run diyorum. Çok iyi ya. Öğüt Doman serisi. Nasıl yaptığını da buradan anlatıyor. Şekilleri birleştirerek Osmanlı subayını oluşturabiliriz. Son olarak şunu da deneyelim. Nivloras. Böyle köpük gibi yapacak. Prompt'u giriyorum ve run. Finali güzel oldu. Sabun köpüğü. Evet, başka bir uygulama deneyelim. Dragon. Yine test aşamasında bir uygulama. Görselleri istediğiniz gibi hareket ettirebiliyorsunuz. Yani görseldeki nesnenin pozisyonunu istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Hareketin parçalarını uygulama kendi tamamlıyor. İki örnek model var. Birisi insan, diğeri köpek. Ben köpeği seçiyorum. Önce ben bu görseli bir indireyim. Hareketi yaptıktan sonra kıyaslama fırsatımız olur. İstediğim köpeğin kafasını aşağı doğru eğmek. İlk noktaya tıkladım. İkinci noktayı da aşağı doğru seçiyorum. Böylece hareket kırmızı noktadan mavi noktaya doğru olacak. Start diyorum. Hareket başlıyor. Bakın görüyorsunuz, hareket aşağı doğru başladı. Step step aşağı doğru hareket ediyor. Bütün her şey hareketle bağlantılı olarak değişiyor. Kuyruk, burun, boyun, ağız, her şey. Dediğim gibi bu deneme aşamasında bazen takılıyor. Siz yaparken takılırsa tarayıcıda refresh diyerek işlemi yeniden başlatabilirsiniz. İşlem durdu. Bir öncekiyle karşılaştırmak için bu görseli de indiriyorum. İkisini yan yana açıyorum. Bakın çok net görünüyor. Sağ tarafta köpeğin ağzı kapandı ve aşağı doğru bakmaya başladı. Burunda fark çok net görünüyor. Harika gerçekten. Başka bir uygulama bakalım. Zero, One, Two, Three Plus. Deneme aşamasında başka bir uygulama. Herhangi bir görseli yüklüyorsunuz. Görselin 3 boyutlu açılarını tahmin ediyor. Örnek görseli yüklüyorum. Sonra Generate dedim. Evet, oluşturuyor. Bitti. Gördüğünüz gibi açıları tahmin etmeye çalıştı. Arkadan böyle görünüyor, yandan böyle gibi. Şimdi kendi fotoğrafımı yükleyeyim, bakayım neler çıkaracak. Yükledim. Generate diyorum. Öncelikle güzel dekupe etti. Güzel iş, sevdim. Evet, çıkardı. Bütün sırrım ortaya çıktı ya. Ensem yeşilmiş. Tişörtün içi boş. Bomboş bir adamım ya. Böyle. Şimdi başka bir uygulama bakalım. Image to Image. Bana çok sorulan isteklerin biri de bir görsel vereyim ve üzerinden yeni bir görsel üretsin. Bu arada 82 like almış bu uygulama. Like sayısı düşük olduğu için pek öne çıkmıyor ama aslında başarılı bir yapay zeka uygulaması. Siz de kullandıktan sonra beğenirseniz buradan beğenmeyi unutmayın ki öne çıksın, herkes faydalansın. Dönelim uygulamaya. Hemen örneğe tıklıyorum. Bir görsel geldi. Bu görseli prompt'a göre değiştir. Prompt neymiş? Emma Stone, beautiful face, perfect body. Evet, fena değil. Şimdi kendi resmimi Emma Stone'a dönüştüreyim hazır prompt varken. Görselimi yükledim. Prompt zaten hazır. Standart kopyaladığım negatif promptumu da giriyorum. Evet, karşınızda Erhan Stone. Zemini, tişörtü falan her şeyi aldım. Bir de Osmanlı subayına dönüştürmeye çalışayım kendimi. Standart promptumu giriyorum. Bir de protected face promptumu giriyorum ki yüzümü korusun. Submit diyorum. Çok iyi olmadı mı? Sanki Osmanlı'da yaşamış subay dedem gibi oldu. Posterini bastırıp assam olur yani. Herkes yer bunu. Bir tane de güneş gözlüğü deneyeyim. Sunglasses dedim. Submit dedim. Evet, çok iyi. Tişört, arka plan aynı. Saç ve gözlük ekledi. Bana uyar yani. Saç güzel olur. Fena olmazdı. Gayet güzel. Bir sonraki yapay zeka uygulamamıza geçebiliriz. Dance Diffusion. Yine bu uygulamada da text kullanarak görsel üretiyoruz. Ama bunun farkı, her katmanı ayrı olarak seçebiliyoruz. Ve her katmana ayrı prompt girebiliyoruz. Örneğin burayı boyuyorum. Ne renk seçtiğimi bir önemi yok. Sadece ayrıştırmak için bu renkleri kullanıyorum. I have finished my sketch butonuna basıyorum ve katman olarak ayırıyorum. O dairenin güneş olmasını istiyorum ve sun yazıyorum. Rengi değiştiriyorum ayrışmak için. Zemini boyuyorum. Bunu da katman olarak ekliyorum. Bu katman da beach, yani kumsal olsun. Pardon, yanlış kutucuğa yazdım. Şurası kumsal olacak, şurası da güneş olacak. Şuraya da yeşil renkle ince bir fırça ile köpek çizmeye çalışıyorum. Allah'tan yapay zeka var. Çizim işi bana kalsa yanmışız yani. Bunu da tamamladım. En alta geliyorum. Dog. Bu kadar yeterli. Şimdi son olarak boyamadığım yerler beyaz kaldı. Buradaki kutucuğa da komple forest, orman diyorum. I finished segment labeling butonuna basıyorum. Yazdığım promptları buraya toplu olarak getirdi. Şimdi
Generate butonuna basıyorum. Şu an oluşturmaya başladı. Evet, fena değil. İstediklerimizi ortaya çıkardı. Güneş geldi, köpek geldi ve kumsal da var. Son olarak genel görüntüye stil ekleyelim. Crayon style diyorum. Böyle kuru boya gibi bir stil olacak. Harika. Bu da güzel oldu. Güneş, orman ve köpek. Her şey var. Sanki bir çocuk çizmiş gibi. Çok güzel. Evet. Umarım sevmişsinizdir. Hugging Face tarafında sadece kullanıcı olmayabiliriz. Hugging Face'in kendi YouTube kanalında platformu çok detaylı bir şekilde anlatmışlar. Bir bakın derim. Belki de siz de kendi yapay zeka uygulamanızı yaparsınız. Bugünlük bu kadar. Sosyal medya hesaplarımı buraya bırakıyorum. Aklınıza takılan sorular olursa sorabilirsiniz. Discord sunucu bilgilerini de yine videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan çıktı aldığınız görselleri promptlarıyla birlikte paylaşırsanız herkes faydalanmış olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.